Evet, merhaba herkese, hoş geldiniz. Kusura bakmayın birazcık sizi beklettiğimiz için. Galiba biraz teknik bir şeyler oldu. Ben Füsun Yalçınkaya, Yapı Kredi Yayınları'nda çalışıyorum. Bugün Alistair Hicks'in Kentin Aynaları İstanbul Sanatçılarından Yansımalar kitabını detaylı olarak yazarın kendisinden dinlemek için toplandık. Hicks'le daha önce Yapı Kredi Yayınları'nın yolu 2015'te kesişmişti. Onun 21. yüzyıl sanatını ve küresel eğilimleri kurumlar ve küratörlerden ziyade biraz sanatçıların bakışından görerek yazdığı güzel kitabı 21. yüzyıl sanatında yeni yönelimler, küresel sanat pusulası kitabı vesilesiyle. Bu kitapta Türkiye için hazırladığı ayrıca bir bölümde de biz onun aslında İstanbul'daki sanatçılara ve Türkiye'deki sanatçılara bakışını görebilmiştik. Şimdi Kentin Aynaları'nda daha özel bir şey bizi bekliyor. 12 sanatçıya odaklanıyor. İstanbul'da yaşayan, üreten ya da yolu İstanbul'dan geçen. Bu 12 sanatçının İstanbul'la kurdukları ilişkiye bakıyor aslında. Ama buna bakarken bir sanatçının kendi dünyasını oluşturmasında kent faktörü, içinde bulunduğu coğrafyanın tarihi, mekansal etkiler nasıl onu şekillendirir? Böyle temel soruları sormamıza da, daha kavramsal bir yere gitmemize de imkan veriyor kitap. 12 farklı örneğini görmeye çalışıyoruz bu soruların yanıtı olabilecek. Ve İstanbul'un sadece atölyelerinin içinden bakmıyoruz. Bugünlerde kime ait olduğu çok tartışılan sokaklarının da etrafında dolaşıyoruz. Birçok başka İstanbul tanıyoruz. İşte Halil Altındere ile birlikte Büyükvalide Han'a gidiyoruz, zanaatkarların etrafına. Ya da Hera Büyüktaşcıyan'la birlikte Aday'dan dönüyoruz vapurda. İstanbul'un güzelliğine vurgu yapıyor kitabın girişinde yazarımız. Ve İstanbul'un inkar edilemez vurucu güzelliğine rağmen böyle sizi sürekli ayakta ve tetikte tutan sert yapısına da vurgu yapıyor. O tetikte tutan sert yapıyı aslında anlamlandırmaya çalışan sanatçıları bir şekilde seçtiğini de söylüyor. Ve bu sanatçıların gündeme dair güncel ve belirleyici bir izlenim sunmalarını bekliyor aslında. Ve onlara bu gözle bakıyor. Bu çerçeveden bir yol izliyor aslında kitapta. Hızlıca kitaptaki sanatçıları sayıp dünyalarını açtıkları için cömertliklerine teşekkür etmek istiyoruz. Halil Altındere, Osman Bozkurt, Hera Büyüktaşcıyan, Antonio Cosentino, Cevdet Erek, Leyla Gediz, Nilbar Güreş, Gözde İlkin, Ali Kazma, Serra Tansel, Serkan Tacan ve Halet Enger var kitapta. Sunuşu tamamlarken kitabın aslında fikrini ortaya atan Ayşe Umur'a emekleri için teşekkür etmek istiyoruz. Ayrıca çevirmen Çağla Özbek, editör Aykut Şengözer, tasarımı yapan Ayşe Bozkurt ve fotoğrafları çeken Reha Arcan'a ve Yapı Kredi ekibine de teşekkür ediyoruz. Ayrıca şu anda YouTube'da canlı olarak paylaşılırken sorular da iletilebiliyor. Sorular varsa YouTube'dan da alabiliyoruz diyorum ve sözü sevgili Hicks'e bırakıyorum. Görüşmek üzere. Thank you. Thank you all very much for coming here. Not for the first time in my life, I feel a complete and utter fraud sitting up here when most of the people who've made this book are sitting down here. So I'm going to be very naughty. I'm going to come down and sit beside you and going to ask you various questions as I explain how this wonderful book has come about. The idea was Ayşe Umur's, and I would like to thank her so much for A, giving the idea, and then endlessly developing it, because Ayşe had a long dream that she would like, she like me worships you artists out there, and she's long thought it would be good to do a book about artist studios. But thinking about the subject, I realized that a lot of artists are not confined to their studios, and in the best way, you know, I'm sitting on a platform now, and I should come down because that's what's happened in the art world. Artists are not on the platform, they're part of life.
And Alistair, sorry to interrupt. You translate. Translate this, yeah. Öncelikle hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Burada ilk buluşum değil, dolayısıyla kendimi o kadar da yabancı hissetmiyorum. Daha önce de böyle sahnelerde birlikte sizlerle bir araya geldik ve sanat hakkında konuştuk. Bu kitabı gerçek kılan sanatçıların bazıları da bugün aramızda. Bu da ayrıca benim için bir mutluluk kaynağı. Birlikte bu kitap hakkında, bu kitabın nasıl ortaya çıktığı hakkında konuşabilir ve sorularımızı tartışabiliriz. Kitap fikri Ayşe Ilgız'dan çıktı ve bu fikri kendisi sürekli geliştirmeye de devam etti. Bu fikir etrafında birlikte düşünürken aslında sanatçıların stüdyolarına odaklanmak gibi bir birincil, öncül fikrimiz vardı. Ama benim şimdi yapacağım gibi nasıl bu platformdan sizlere konuşuyorum ve bu platformdan inip şimdi yanınıza geleceğim. Süreç içinde gördük ki sanatçıların pratikleri de aslında sadece stüdyolarıyla sınırlı değil. Sanatçılar da gerçekten hayatın bir parçası ve hayatın içinde olan özneler. So, when thinking about the subject of what you artists get up to, I was most, what I really want to know is where you think, how you go about things, how you relate to other human beings, because you are human beings. And that's what inspired me about this book. And so the thought of me sitting up there is totally wrong, because I'm just the catalyst to try and find out what was going on. Greatly helped by Reha, who tried to follow my strange path through the difficulty of lockdown. And the whole book germinated during lockdown, so it was a very strange, but it was wonderful for me thinking about Istanbul, locked up though I was in London. And Alistair, shall I? Please. Kitabın fikri ve bu kitabı geliştirme fikri etrafında düşünürken aslında bilmek istediğim şey sanatçıların, sizlerin ne zaman, nerede, nasıl düşündüğünüzü biraz anlamaktı. Tabii ki aynı zamanda sanatçıların diğer insanlarla nasıl iletişim kurduğunu da anlamak gibi bir amacım vardı. En nihayetinde sanatçılar da insan olduğu için iletişim kaçınılmaz. Dolayısıyla pratik olarak sahnede oturup bir şeyler söylemem de bu çerçevede çok mantıksız. Çünkü bütün bu sürecin içinde aslında bir katalizör işlevi de gördüğümü söyleyebilirim. Kitabın tuhaf bir geçmişi, bir öyküsü var. Çünkü bu fikrin geliştirilmesi ve kitabın ortaya çıkması, bütün bu soruları sorduğum süreç pandemide eve kapandığımız süreçte denk geldi. Ve kendimi aslında Londra'da evime kapanmış günler geçirirken İstanbul'u düşünerek geçirmiş bir halde buldum. So what I got out of this book was being able to come and visit people like you, Gosda, and entering your world and realizing that it was just part, the place you were was just part of the whole journey, and then talking to you about your artist residency in France and how everything is sort of organic. But at the same time, in your case, you've going into your space was very, very special. And so how do you relate between your home space, as it were, and the outside world? Are you, after he's translated, are you happy to say? Okay. Örneğin Gözde ile gerçekten bir sanatçı olarak dünyasına girmeye çalışırken mekansallığın büyük ölçüde de farkındaydım. Tabii ki bu mekansallık yaptığınız işin de bir parçası. İşte Fransa'da mesela geçirdiğiniz süre özel bir süre. Aslında çok da organik bir zaman diliminden bahsediyoruz. Bu anlamda bize sizin mekanla olan ilişkinizi biraz açıklayabilir misiniz? Ne anlam ifade ettiği ve nasıl bir işlev gördüğü? Thank you for this. Yani aslında Aristotle'la konuşurken de odaklandığımız şey benim sürekli seyahat etmem. Aslında mekanın
bir tür seyahat ettiğim sürekli değişen bir alana dönüşmesiydi. O yüzden atölye aynı zamanda bir seyahat mekanı gibi tanımlıyor. Zihnimiz farklı bir konuşmalar Sorry. Teşekkürler. It's just me causing trouble. That's easy. Çok pardon. Ya Alistair'la ilk buluştuğumuzda da aslında şey konuşmuştuk. Çok seyahat ediyorum ve farklı rezidansı yani misafir sanatçı programları ve sergilerle. Aslında İstanbul'daki çalışma mekanım aynı zamanda evim ve evinde hem stüdyo olarak hem ev olarak seyahat ettiğim bir mekana dönüşmesi. Yani sürekli seyahat ettiğim bir alana dönüşmesini konuşmuştuk. Aynı zamanda yaşadığımız şehir yani İstanbul'da sürekli her gün hatta değişen haliyle, değişen yüzüyle bir tür içinde hani aynı şehirdeyiz fakat yüzü hali sürekli değişiyor. Biraz bunlar üzerinden ilerlemiştik konuşurken hem şehir hem mekan, stüdyo iç içe geçtiği bir buluşma yapmıştık. Ben de Alistair sayesinde aslında hem yaşadığım stüdyoya hem şehre tekrar bakma şansım oldu diyeceğim. Çok teşekkürler bunun için. Okay. Well, from a personal perspective, my home and my workshop actually very much overlaps. For me, my workshop is also a place where I find myself traveling constantly. And because of the residency programs I have attended to and my travels, I am on constant move. So my workshop in time has somehow became the same with my home, with my space in which I live. And Istanbul, as the city in which I live, is very much related to the concept of change. The city itself changes almost every single day. So we have to confront that. So the urban space, the city, and my workspace and art have somehow, thanks to Alistair's perspective that he has given us, somehow overlapped in my mind, and they all coincide with one another. Thank you. One of the most exciting things of working with artists, I find, is that everything is always changing. They're always, everything is moving. And so I was talking just earlier with Seykan over there about one of the subjects that I found absolutely fascinating after talking about your main projects of Istanbul and the canal and the walks and getting everyone out. I was fascinated about your relationship with water, but you're now explaining that this is your relationship is changing, but because you had something called the Water Lab. I'd love you to perhaps come out here and briefly tell you how that has changed, because it is one of the most important resources in the world, water, and we are misusing it, I think. Let me get it. Kitaptaki sanatçılarla çalışırken beni en çok heyecanlandıran konulardan biri de işte bu sürekli sözünü ettiğimiz değişim ve hareket olgusunun ve hareket halinde olma durumunun dışında bu şehirde yaşayanların suyla, denizle olan ilişkisiydi. Bu beni gerçekten çok büyüledi. Bu anlamda da siz kendi sürecinizde bu ilişkiselliği nasıl tartışır, nasıl betimlerdiniz? Onu duymak isteriz. Thanks, thanks a lot. Teşekkür ederim. Alistair'ın bahsettiği üzere o görüşmemizde ben uzun dönemli bir projeyle uğraşıyordum. İsmi Hydrolab, yani su laboratuvarı ismindeydi. Yani çok kısaca bahsetmek gerekirse işte mühendis kökenli bir sanatçıyım ben. Dolayısıyla işte topografya, coğrafya, ve bu anlamda bunun en önemli bileşenlerinden bir tanesi olan su ve asıl en önemli hayat kaynaklarımızdan olan su benim için önemli bir araştırma konusuydu. Hala da öyle olmaya devam ediyor. Ve onun politik, ekolojik ve bu anlamda kentsel hayatımıza etkisi, imgeleri üzerineydi. Çok detaylarına girmeyeceğim.
belki çok küçük bir anekdotla ya da bir buna referans veren bir şeyle bahsedebilirim. Şu anda daha çok fokus olduğum alan bununla ilişkili olarak aslında İstanbul'un çevresinde hepimizin tecrübeleriyle bir miktar aşina olabileceği basit bir dereyi araştırmaktan geçiyor. O da yine Alistair'ın biraz önce referansla bahsettiği Kanal İstanbul projesinin aslında şu anda üzerine kurulmakta olan Sazlı Dere isimli bir dere. Şimdi onun küçük bir dere olmaktan nasıl bir neoliberal bir mega altyapı projesine dönüştüğüne dair karşılaştırmalı bir analiz yapıyorum ve bunu işte aynı zamanda ben şu anda doktora öğrenime devam ediyorum Kanada'da. Bu da benim bir doktora projemin parçası olarak devam ediyor. Toparlayacak olursam dolayısıyla aslında suyun kendisi politik ve ekolojik anlamları sanat yaşamıma ve üretimlerime altlık eden bir mevzu ve onunla akmaya devam ediyorum diyeyim. Okay, please, thanks a lot. Well, thank you. As we discussed during our talks, I was part of this long-term project which was called HydroLab. And as a former engineer in my artistic practice, I have been interested in concepts of topography and geography and also water as one of the most important components of all those concepts, which were also part of my research that I have been carrying out. So I have been interested in the political, ecological and the urban dimension of water as an important part of our lives in the city. So as part of an anecdote, as I was making my research on the periphery of Istanbul on a simple river, but that did not stop there. From a simple river, it evolved into a much larger project, the Kanal Istanbul project. And its name was Sazlı Dere, but that small river or creek has somehow evolved into a neoliberal and a mega scaled infrastructure project. So my analysis is from that perspective also very much enjoys a comparative scale, and this is also part of my ongoing PhD study that I carry out in Canada. So to wrap up, water has been an important subject matter for me, both due to its political and ecological aspects, and it has been an important backdrop to my artistic practices which I continue to flow. Yeah. Great translation. Thanks a lot. Thank you very much. And Harley Teng, is it possible you can come up here so I can ask you a question? Sorry. So, thinking about some of the works we discussed in your book, quite a lot of the works are about place and flags that don't relate to places. And yet the overriding feeling I have of your work is of just very strong single images, like the sort of Cinderella shoe in a box. Or, but in a way, you seem to be doing that with people and places in a fairly sort of even handed way. Which do you feel you relate to stronger, the people or the places? Burada önce bir soruyu çevireyim isterseniz. Sizin çalışmalarınızda da, sizinle birlikte yürüttüğümüz çalışmalarda, tartışmalarda da bunu geniş uzun uzun tartıştık. Mekanlar ve mekanların içinde mekanlarla belki tutarlılık göstermeyen nesnelerin birlikteliğini tartıştığınız çalışmalarınız var. Bu bağlamda sizin mekanla olan ilişkinizi nasıl bize sunar, tartışırız, özetlersiniz? I think both us humans, non-humans and places almost equally inspiring me.
But I have this political side that I would say stronger, which roots to my desire for justice, I guess, which I won't see in my lifetime, I know. not the type that I have been seeking and urging for, yearning for, but both. Wonderful. Okay. Mm-hmm. I think that's a long discussion ahead of us. I know. Burada benim için hem mekanlar, hem insan öğesi, hem de insan kategorisi dışındaki objeler son derece önemli oldu. Ama genel olarak söylemem gerekirse bunun biraz daha böyle politik tarafı benim için daha önemli. Çünkü bu benim hayatım boyunca peşinden koştuğum ama hiçbir zaman da arzu ettiğim şekliyle sahip olamadığım adalet kavramı ve duygusunun peşindeki yolculuğumun da bir yansımasıydı. And Osman, can I have you up here now? Thank you, Harry. Now, Osman, I've left you to last because in a way your relationship to Istanbul in what we talked about is almost the clearest and in the chapter about you, it sort of explains a sort of schedule of your day and how you like to walk through the city, explore the city, and your relationship with the city has been long drawn out, but at the same time you've had your excursions out through the Napoli in your own district. Do you feel very much an Istanbul artist? That's my question, really. Sizin İstanbul'la olan ilişkiniz tabii ki daha kişisel bir taraftan, işte şehir içinde yaptığınız yürüyüşler, şehri keşfetme amacıyla kafanızda kurguladığınız rotalar ve yürüyüşlerle belirleniyor. Bu perspektiften sizin şehir ve şehrin mekansallığıyla olan ilişkinizi nasıl tanımlarsınız bir sanatçı olarak? Çok teşekkür ederim. Öncelikle sana. İstanbul tabii temel bir kaynak benim için. Yani doğma büyüme İstanbulluyum ama İstanbul hala keşfedilemez. Yani yeni keşifler bitmek tükenmek bilmez bir yer. Yani bir şey benim için. Dolayısıyla bahsettiğin gibi benim kitapta yer alan bazı işlerimde Napoli'den örnek verdin. Orada da tabii bir lokal bir tarih üzerinden aslında daha genele ulaşmaya çalışıyordum. Biraz böyle her şey var. Bir bakkal dükkanı üzerinden devam eden bir şeydi. Aslında ilginç bir şekilde yani yaptığım birçok seyahatte de yurt dışındaki üretimlerimde kaldığım sürelerde de genelde kaynağım ve dönüş yaptığım yer hep İstanbul oldu. Yani bu geriye dönüp baktığımda hep bunları görüyorum. Yani herhalde ayrılmaz bir parçam. Yani şehirle olan ilişkim. Sürekli yeni bir gözle bakma çabası. O hep var. Burada tabii diğer sanatçıları da benzer kaynaktan beslenen sanatçıları da görmek gayet güzel oldu o anlamda. Okay. Well, thank you very much. Istanbul for me is a fundamental resource in my artistic practice. As a person born and grew up here, I have very close ties with the city, naturally, and it's for me a limitless and an almost boundless space with sources of inspiration. So you have given the example of Naples. So in my travels abroad, both in Istanbul and abroad, I look for the local history, which is my main backdrop. And starting from that local history, my attempt is to reach out to the more general.
For example, in Naples, my starting point was a grocery store, and from there I just wanted to delve into the more general aspects and nature of the city. But at the end of all my travels abroad, Istanbul has been the city to which I have always returned, because retrospectively speaking, it has always been my source for inspiration, and it's a part of me that I cannot imagine myself apart from it. So this is also something I have seen in other artists as well, their relation with the city, how they get inspired by it. So that was a good experience for me. Thank you. So I'd like to conclude by thanking Yappy Kredi for holding the event, publishing the book, and for thanking Charlotte for translating, and also for Aiko, who came in and applied his very professional and loving editorial touch at the end. So I'd really just like to thank you all for what has been a wonderful experience for me, and thank you for coming. Yeah, and thanks again to Aisha. Oh yeah, okay, absolutely, Aisha, for the wonderful design. But thank you for coming, and I hope you enjoy the book. Son kısım bir teşekkürdü. Buraya davet ettiği için ve kitabı yayınladığı için Yapı Kredi Yayınları'na çok teşekkür ediyorum. Sizlere de geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Ayrıca kitabın çeviri ve editing sürecinde de Aykut Bey'e ve Ayşe Hanım'a tasarımıyla ilgili olarak ayrı ayrı emekleri için teşekkür ediyorum. Umuyorum kitaptan keyif alırsınız, aldınız. Tekrar teşekkürler. Thank you.